Dünya modasının en büyük düşünürü ya da entelektüellerinden biri olarak tanımlanan Hüseyin Çağlayan, bir tasarımcı olmanın ötesinde bir sanatçı, bir yönetmen ve bir mimar. Çağlayan, iki defa İngiltere'de yılın tasarımcısı olarak seçilmiş bir isim. 1970 yılında Kuzey Kıbrıs'ta doğan Çağlayan, 1978 yılında İngiltere'ye taşınmış. 12 yaşında da Londra'da yaşamaya başlamış. Çağlayan'ın tasarımlarında çocukluğunu bu iki ülkede geçirmiş olmanın etkilerini görmek mümkün. Bu yüzdendir ki kimlik ve göç, Çağlayan'ın eserlerinde en çok görülen temalardan. 1960'lı yıllarda Kıbrıs Adası'nda yaşanan olaylar sırasında bir gün annesinin ailesi yaşadıkları bölgede bir baskın olabileceği haberini alıyor. Sonraki yıllarda bu olayın üzerine düşünen Çağlayan, savaş zamanlarında insanların eşyalarını nasıl taşıyabileceği üzerine kafa yorarken giyilebilir mobilyaları tasarlıyor. Çağlayan, daha 1993 yılında sanat ve tasarım alanında eğitim veren Central Saint Martins Üniversitesi'nden mezun olurken de moda dünyasının dikkatini çekmişti. Demir parçalar bulunan ipek giysileri toprağa gömdükten sonra bir koleksiyona dönüştüren Çağlayan, giysilerin arkeolojik değerini gözler önüne sermişti böylece. Çağlayan'ın bu yıl modada 25. yılı. Bunca yıl içinde Çağlayan, teknoloji, bilim, mimari gibi alanlarla işbirliği içinde tasarımlar geliştirdi. Ünlü modacı ile Londra'daki İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi'nin ödül töreninde bir araya geldik. Dört tema çerçevesinde Çağlayan'ın tasarımdaki 25 yılını konuştuk. Şimdi yani göç temaları ya da göç ve aslında mekansızlık vesaire bu tür temalar yani kendi deneyimimden başladı ilk başta. Yani Kıbrıs ve Londra arasında büyüdüğüm için bir de aslında Kıbrıs'ta çok diyelim ki Rum kültürü ve Türk kültürü arasında bir çelişki ve aynı zamanda yani bir sınır olduğu için küçük yaştan beri bilinmeyen şeyler çok ilgimi çekiyor. Yani nasıl desem sınır ötesi ne var? Aynı zamanda başka bir yere seyahat edildiğinde, gidildiğinde orada kimliğin nasıl değişiyor? Veya bir kimlik yolculuğuna mı gidiyorsun? Bu tür temalar çok ilgimi çeken şeyler. Yani kendimi bildim bileli aslında. Ve bunu ben yani son 25 yıldır işlerime dökmeye karar verdim. Şimdi Türkiye'de aslında bence en önemli dönemler 60'lar ve 70'lerdir. Yani Türk müziğine bakarsanız o dönemde, hatta sinemadaki daha liberal bakış açısına bakarsanız, Türkiye bence şu andaki olduğundan çok da ilerideydi. Şimdi Türkiye tabii ki birçok ülke gibi sosyal medyadan, dijital dünyadan etkilenmiş. Yani tamamen aslında küresel bir kimliğe bürünmüş bir ülke bence. Ama 70'lere bakarsam, gerçekten yani 60'lara da bakarsam, oradaki o liberal hayat bakışı gayet yani şimdi görsek hala inanılmaz diyebiliriz. Yani o kadar bir ileride ve çağdaş bir bakış açısı vardı ki aslında onun değerini çok sonra anlıyoruz. Açıkçası geleceği hem karanlık hem de ya iyi görüyorum. Yani tek bir bakış açısı olamaz. Yani şu anda yaşadığımız hayat da hem karamsar hem iyi hem aynı zamanda banal. Hepsi karışık. Yani birazcık sizin içinde bulunduğunuz duruma bağlı. Yarattığınız dünyaya bağlı. Yani tasarımcıların yaratmaya çalıştığı bu ütopik bir durum tabii ki sanatçıların ya da yani bizim işimiz bu çünkü ütopik bir bakış açısı yaratmadan belki de ilham verici bir ortam yaratamayız ama ütopik olmak da tamamen gerçekçi olmak demek değil yani bir yani aslında önerilerden oluşan bir şey yani siz insan şeklini biçimini yaşama tarzını öneriyorsunuz aslında bir model yaratıp. Çevreye daha
saygılı davranma durumu aslında bir topluluğun yaratabileceği bir şey. Tabii ki hepsimizin birey olarak katkısı olabilir. Ama ben bu konuya daha şey olarak bakıyorum. Çoğul olarak bakıyorum. Yani ve sistematik olarak bakıyorum. Yani bir sistemin içerisinde hepsimiz tabii ki elimize geleni yapıyoruz. Daha etik olmak için, çevre anlamında vesaire. Ama aslında sistemlerin kuvvetlenmesi lazım. O sistemlerin içinde de bizim bir şekilde tabii ki daha yüksek sesle bağırmamız lazım ama sistemin kendisi aslında bence problematik. Yani hala yeterince kuvvetli sistemler yok ortada.